Burhanettin Duran Erdoğan'ın aklını okumak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli seçimler zamanında yapılacak dese de fark etmiyor. Muhalefet ısrarcı. Şimdi de DEVA Genel Başkanı Babacan'ın 2021'in ikinci yarısıyla 2022'nin ilk yarısında Erdoğan'ın erken seçime gideceği iddiasında. Sebebi de Cumhurbaşkanlığındaki toplam süresinin uzaması içinmiş. Bahçeli'nin niyetini okuyanlardan sonra şimdi de Babacan kendince Erdoğan'ın aklını okuma iddiası içinde. AK Parti'den ayrılarak parti kuranlar birlikte uzun yıllar çalıştıkları için Erdoğan'ı tanıdıklarını düşünüyorlar. Ne tür siyasi manevralar yapacağını bildiklerini zannediyorlar. Halbuki birlikte çalıştıkları dönemde dahi Erdoğan'ın siyasi aklını ve vizyonunu anlamamışlar ya da paylaşmamışlar uluslararası sistemin yapısından dış politika tercihlerine, iktidar-muhalefet ilişkisinden siyasi liderliğin doğasına kadar birçok alanda farklı zihinlere sahipmişler. Bugünün dünyasında hala 2000'lerdeki gibi liberal varsayımlara teslim olarak Türkiye'nin meydan okumalarının aşılabileceğini sananlar, Erdoğan'ın aklını okumaktan çok uzaklar. Bence hep şaşırmaya devam edecekler. HDP dönüşebilir mi? Kayyum atamalarından sonra Kobane eylemleri soruşturmasıyla HDP yeniden gündemde. Bu defa yeni dokunulmazlıkların kaldırılması ve kapatma iddiaları öne çıkıyor. Hem içeride hem de Suriye ve Irak'ta terörle mücadelenin başarısı sebebiyle PKK'nın alanı daralırken HDP iyice marjinalleşti. Temel sorun HDP'nin bir türlü terör örgütü PKK'nın belirlediği siyasetin esiri olmaktan kurtulamaması. Ne yazık ki şiddetin yaratıcı gücüne inanan radikal Türk solunun da katkısıyla Kürt milliyetçileri Türkiye'lileşme iddiasından tümüyle uzaklaşarak pankürdist bir hayale savruldu. PKK'nın çözüm sürecini Güneydoğu kentlerinde terör yığınağına ve hendek çatışmalarına çevirmesine destek verdiler. Şimdilerde HDP içinde yeni bir tartışma başladı. Önce Ayhan Bilgen sonra Altan Tan. Tersine Türkiye'lileşme kavramı üzerinden HDP'nin PKK ile ilişkisini eleştiriyor. Bu öz eleştiri HDP örgütlenmesinde ya da tabanında karşılık bulur mu şimdilik belli değil. HDP'nin terörle arasına mesafe koyması ve PKK'nın organik kontrolünden kurtulması pek mümkün görünmüyor. Bilgen ve tanın çıkışları olumlu ise de bireysel kalabilir. Kandil'den ayrışma için çok daha fazlası lazım. İktidarın etkin terörle mücadelesi Türkiye'lileşmekten başka yol olmadığını gösteriyor. Muhalefet de PKK ile ayrışması için HDP'ye baskı uygulamalı. 2023 seçimleri için Kürt sorunu etrafında açılacak yeni tartışmayla HDP'nin marjinalliğine göz yumulursa Ayhan ve Bilgen türü özeleştiriler hiçbir sonuç üretmez. HDP uzun süredir yol ayrımında. Yani Türkiye'lileşme baskısı altında. Türk solu dönüşüme engelledi. Şimdi de ittifak derdindeki muhalefet partileri HDP'ye aynı kötülüğü yapmamalı. AYM'yi daha çok konuşacağız. AYM üyesi Yıldırım'ın Işıklar Yanıyor tweet'i darbe iması olarak algılandı. Yıldırım demokrasi dışı bir iması olmadığını söylese de, 28 Şubat'ı ve 15 Temmuz'u yaşamış bir ülkede, genelkurmayın ışıkları yanıyor cümlesine benzer bir tweete ağır tepki verilmesi kaçınılmazdı. Kaldı ki son dönemde yeniden yapılandırılması konuşulan AYM'nin kuruluşundan bu yana çok sık Türkiye siyasetinde bir vesayet odağı olarak işlev yüklendiği hatırlanırsa, kaygının sadece askeri darbe olmadığı da netleşir. 367 kararı ile hatırlanan AYM'nin 2023 seçimlerine giderken çeşitli konularda siyasal alana yargı vesayetini çağrıştıracak şekilde müdahil olmaması gerekir. İç ve dış ayakları olan siyasi bir mühendislikle birlikte anılmamalı. Anlaşılan önümüzdeki dönemde erken seçim gibi AYM'de tartışmaların odağında olacak. Sosyal medyanın cazibesiyle önce bisiklet sonra ışıklar yanıyor paylaşımlarıyla siyasi pozisyon alan Yıldırım bu saatten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği yolu seçmeli. Çok arzu ediyorsan bu işi istifa edersin, gelirsin, siyasetin içine girersin. Burhanettin Duran, Sabah Mehmet Barlas Işıklar yanıyor denilince neden Genel Kurmayın ışıkları akla geliyor ki? Her ulusun belleğinde bazı kötü anılar vardır. Belirli simgeler bu anıları adeta canlandırır ve o anıların yer aldığı zamanlara dönülmüş gibi olur. Herhalde Osmanlı'da kazan kelimesi Yeniçerilerin ayaklanmalarını akla getirirdi. Veya Almanya'da birileri Münih'teki birahanede siyasi gösteri yapılıyor dese sanırım akla Hitler'in siyaset sahnesine çıkması gelirdi. Bunun gibi Amerikalılar Pearl Harbor'daki deniz kazalarında İkinci Dünya Savaşı başlangıcında Japonların nasıl saldırdıklarını hatırlardı. Bizde de ışıklar yanıyor kavramının askeri darbeleri hatırlattığını önceki gün bir anayasa mahkemesi üyesinin sosyal medyadaki mesajıyla öğrendik. Anayasa Mahkemesi'nin ışıkları yanıyor şeklindeki mesaj eski genel kurmayın ışıklarını akla getirdi. Bu mesaja karşı çeşitli kamu kuruluşlarından bizde ışıklar hiç sönmez şeklinde cevaplar da geldi. Olayı Anayasa Mahkemesi de ciddiye almış olmalı ki dün onlar da ışıklı mesajın Anayasa Mahkemesi'ni ilzam etmediğini açıkladılar. Aslında bizlerin darbeyi akla getirecek davranışların ciddiyetleri konusunda yeni ayrançlar bulmamızın zamanı gelmiştir. 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü ve Amerikan güdümlü darbe girişiminden beri artık kimse genel kurmayın ışıklarını falan kontrol etmiyor. Ama Washington'daki çeşitli ışıklar mutlaka kontrol edilmelidir. Nitekim Demokrat Parti merkezinde yanan ışıklar Joe Biden'ın Türkiye'ye dönük siyasi darbe projelerini hatırlatmakta da değil midir? Artık biliyoruz ki Ankara'daki devlet kurumlarının üyeleri kaşınır ve gece karanlığında ışıklarını yakarlarsa bunların elektriği hemen kesilir. Garip olan bunca yaşanılan acı ve tatlı deneyler sonunda bile bir yüksek yargıcın kendi toplumunun davranışlarını tahlil edecek yeteneğe sahip olmamasıdır. Anayasa Mahkemesi bu aksaklık konusunda kendi üyelerine dönük eğitim çalışmalarına başlamalıdır. Mehmet Barlas sabah. Ali Saydam, gittikleri gibi gelirler. Birkaç gündür sosyal medyada bir heyecan. Radyo ve televizyon üst kurulu Rütük, Spotify ve Fox Play'i lisans başvurusu yapmazlarsa yayınlarına erişim engeli gelebileceğine ilişkin uyarmış yayıncıların başvuru talebini içeren dilekçe ve taahhütname ile yayın lisansı başvurusunda bulunabileceğini ve 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin ödemeleri gerektiğini belirten Rütük, başvuru sonrasında yayıncıların 3 ay süresince yayınlarına devam edebileceklerini vurgulamış. Lisans başvurusu için de 72 saat süre vermiş. Bu 72 saatlik süreyi duyan kullanıcıları aldı bir telaş geri sayanlar, homurdananlar, dünyanın sonu gelmiş gibi davrananlar. Bu naiflik karşısında sevinsek mi üzülsek mi bilemedik doğrusu. Türkiye gibi bir pazarı bırakıp gitmek kolay mı çocuklar diye vermek geldi içimizden. Bizler tüketiciler olarak işin içine duygularımızı katıyor olabiliriz. Bu uygulamaları seviyor ya da sevmiyor olabiliriz. Ancak şirketler hayata böyle bakmaz. Bakmamalıdırlar da zaten. İş iş için yapılır, firmalar için doğal öncelik kârdır. O nedenle de kazanç getiren pazarları kolay kolay bırakmazlar. Elbette kurumsal vatandaşlık kavramını oluşturan çevreye zarar vermeme, toplumsal fayda sağlama gibi bazı insani değerlerle de hareket ederler. Yine de bunlar yolunda giden bir çalışma hayatınız varsa devreye alınan konulardır. Öncelik kârdadır kurumsal vatandaşlık kapsamındaki değerlerin yanı sıra, faaliyet gösterilen ülkenin yasalarına saygılı davranmak da son derece kıymetlidir. İnternetten yayın yapan platformların, Rütük'ten yayın lisansı almasını şart koşan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların internet ortamından sunumu hakkında yönetmelik aslında yeni değil. Bir yıl önce yürürlüğe girmişti. Böylece dijital platformlar Rütük denetimi kapsamına alınmıştı. Nitekim Netflix, Amazon Prime Video, Mubi gibi uluslararası bilinirliğe sahip yayıncılar, bahsi geçen lisans başvurusu için ivedilikle aksiyon aldılar. Sözüne ettiğimiz platformlarsa başvuru konusunda geciktikleri için kendilerine uyarıda bulunulmuş. Konu aslında bundan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına uyulması gerekliliğinin hatırlatılmasından ibaret. Küçücük bir bakkal dükkanı işletmek olsun. İş yapan herkes bunu kolaylıkla anlayabilir. Sorunun çözümleneceğini de tahmin edebilir. Neticede İsveç merkezli Spotify'da belirtilen süre içinde lisans için başvuru yapmış ve Türkiye'de temsilcilik açacağını taahhüt etmiş. Hukuki zorunlulukları yerine getirmeyip belki Türkiye'de vergi ödemekten yırtabiliriz diye şansını deneyen firmalarda yok değil tabii. Hatırlanacağı gibi Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği TÜRSAP 2017 yılında Türkiye'de vergi ödemediği ve haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle Hollanda merkezli Booking.com hakkında dava açmış ve siteye erişim engeli getirilmişti. Şimdi onlar da Kültür ve Turizm Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ile görüşmeler yapıyorlarmış. Firmanın Türkiye'de ofis açması ve rekabet dengesini korumak için vergi ödemeyi kabul etmesinin ardından erişim engeli de kaldırılacaktır. 1 Ekim'de internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında yasadaki düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra Facebook, Instagram ve Twitter'ın Türkiye'de temsilcilik açmama kararı aldığı basına yansımıştı. Vergiden muaf olmak ya da olası cezalardan yırtmak için yapılan hukuki düzenlemeleri sansür olarak nitelendirip Taraftar toplamaya çalışan firmaların bu küçük oyunlardan vazgeçmesi uzun sürmüyor. O nedenle gençler hiç endişelenmesin. Gördüğünüz gibi gittikleri gibi geliyorlar. Bunlardan giden olursa da mutlaka geri döneceklerdir. Ali Saydam Yeni Şafak